Kafa sallamanı istersen. Evet, başladık. Herkese merhaba. Yine bir maceradayım. Ne var sizce elimde? İki tane karton var. Arasında ne var? Böcek var. Ne böceği? Tahmin edin. Çekirge. Şu an bir çekirge kurtarıyorum. Hep beraber izleyelim nasıl kurtarıyorum. Alışveriş merkezi içindeydi. Baktım ki kartonların içinde, kartonun üstünde, hemen bir kartonun diğer kartonun üstüne kapattım. Aldım, oraya götürüyorum. Arkadaşım da yardımcı oluyor bana, sağ olsun. Şurayı şöyle bana yardımcı olursan. Harikasın. Evet, nereye bırakalım? Şuraya bırakalım. Yürüs, konuşmak ister misin? Çıksın çıksın bari. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Yakından çek zaten, çıkacak mı? Evet, işte kahramanımız burada. Alıyorum kamerayı. Yalnız bacağında sıkıntı var. Bir bacağı bunun kopmuş. Tuh, olacak şey değil. Bacağın biri gitmiş. Nasıl oldu? Zıplıyor mu? Arkadaş zıplarken görmüş. Vah canım benim, bacağı gitmiş ya. Bu böyle ne kadar yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Azim gibi, benim kedim de böyle biliyorsun. Azim gibi, bu da arka bacağı yok. Hatta tabii tamam, diğer bacaklarında sıkıntı yok. 4 tane küçük bacağı var. Bir tane büyük bacağı var. Sen geldin mağazaya, nereden girdin be güzelim? Seni yakından çekeyim, ister misin? Şöyle çekeyim seni. Arı kurtarmışlığım vardı. Bu da çekirge kurtarmışlığım olsun. Yunus, izledin mi arıyı kurtardığın videoyu? Beğendin mi? Tabii ki de. Güzel videoydu değil mi? İzlemeyenler izlesinler. Ama başlık neydi unuttum. Başlık biraz zordu. Ezilecek arıyı kurtardım gibi bir başlığı vardı. O tarz bir başlığı vardı. Evet, çekirge sevmek istiyorum bakalım. İç hayatımda çekirgeye dokundum mu? Dokundum. Zıplayabilir ama. Zıplayacak ve ben korkacağım. Yo, bunun mecali kalmamış. Bu ölecek ya. Zıpla bakayım. Tuh 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 tuh. Vallahi üzüldüm. Hadi bir zıpla görelim. İnsanlar merak ediyor. Hadi bir zıpla. Hadi bir zıpla canım. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Zıpla bakalım. Bacağı nasıl koptu bunun Yunus sence? Nereye sıkıştı? Nerede? Çekirge kurtarıyoruz. Ne oldu ki? Bacağı kopmuş. İçeriden çıkardık. Nereden çıkarttın? İçeriden, mağazadan. Hadi bir zıpladığını görelim, hadi. Şu an zıplamamadığına gibi bacaklarını açtı, evet. Hadi canım, hadi canım, hadi zıpla, işimiz var, hadi. Çalışacağız. Kartonla şöyle şeye doğru götürelim. Uzağa götürelim değil mi? Aa, ön bacağı, şey Yunus, ön bacağı da kopmuş, yarısı var yarısı yok. Yerden zarar görmüş. Bu bayağı bir zarar görmüş, evet. Gözlerini falan bir inceleyeyim bunu. Nasıl bir şey ya? Ne değişik bir şey. Gözleri çizgi çizgi. Çekebiliyor muyum? Evet, çekiyorum. Fokus bozuldu. Nasıl düzelteceğiz bunun fokusunu? Şöyle. Şimdi ne güzel gözlerim var. Çizgi çizgi değişik gözleri var bunun. Hadi gidelim. Neresi daha iyi olurmuş? Yunus, nereye bırakın diyor abi. Her yer beton. Her yer beton. Bir yeşillik bırakmadık ki ülkede. Var mı burada ot yeren? Ot bile yok. Şuraya bırakalım mı? Uzağa mı bırakalım? Hadi götürelim. Hadi gidiyoruz ya. Oo, yumuşak bunun arkası. O yüzden kartonla götürelim. Elimi alacaktım ama. Arkası yumuşak. Hadi gidiyoruz. Şuradan. Oradan gidelim. Of olacak gibi değil ya. Gel ya. Hadi gidelim. Öyle gidelim. Oo, ürktüm. Beni ürküttün. Gökman Baritan'ı ürkütebilen bir hayvan. Bravo. Gelecek misin? Ben mi gideyim? Gelirim. Her böcekten korkuyoruz. Zannediyoruz ki zehirlidir, alerji yapar. Hiç de bir şey yapmaz. Hiç de korkmanıza gerek yok. Bilmiyorum yani, Türkiye'de zehirli olan, alerji yapan biliyor musun böcek?
Yok. Yok. Ama biz hepsinden korkuyoruz. Hepsinde bir şey varmış gibi hissediyoruz. Zehir varmış gibi. Alerji varmış gibi. Alerjen varmış gibi hissediyoruz. Şurası daha yeşillik bence. Ne yiyecek bu hayvan ya? Neyle besleniyor bunlar? Ne yiyorlar sence? Ot. Ot mu yiyorlar? Mağazaya nasıl geldin? Ya ot bulduk. Yaşasın ot bulduk. İstanbul'da ot bulduk. Gel bakalım. Seni buraya düşüreceğiz. İncitmeden derken düştü. Kötü düştü. Toparlan bakalım. Eğer inşallah ot yiyordur. Ot yiyorsa beslenecek. Yani kendine doğaya uygun olacak. Bir kamuflesi var görüyor musun? Rengi falan odun yani. Yok bence bu yaşayamaz ya. Belki de belli olmaz yaşar. Belli mi olur? Azim yaşıyor. Hmm. Azim bir yuva buldu yaşıyor. Mükemmel bir hayvan. Bunu kim sahiplenecek? Evet, çekirgeye sahip arıyoruz. Kendisi Pendik'te. Tersane Köprüsü'nde, metro alışveriş merkezinde. Yunus, var mı çevrende çekirgeyi sahiplenmek isteyen? Şu anlık yok. Hani ben olabilirdim de şu an o dönemde değilim. Hani hayvan besleyecek bir dönemimde değilim. Sen de değilsin o dönemde. Ben de değilim o dönemde. Kim var o dönemde? O dönemde birisi varsa... gülme Yunus, gülme. O dönemde birisi varsa bu çekirgeyi sahiplenelim. Telefon numaramı internette bulabilirsiniz. Gökmen Barikan'a Facebook'tan, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Çekirgeyi sahiplenmek istiyorsa beni bulsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben ve Yunus size saygılar. Peki Gökmen Bey, çekirgeyi nasıl ulaştıracaksın arkadaşlara? O konu bana ait. O bana ait. Onu çözeceğim ben o işi. Peki. Ölüsünü ulaştıracağım ancak. Yapacağımızı yaptık değil mi Yunus? Vicdanımız evet. Rahat. Kalbimiz temiz. Göğsümüz dik. Alnımız pek. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yunus'tan ve Gökmen'den sevgiler.